Merhabalar. Arkadaşlar bugün bir TYT kitabı tanıtımı yapacağız. Şöyle söyleyeyim. TYT kitapları ve AYT kitapları ile ilgili çok fazla sayıda işte öğretmenim hangi kitabı kullanalım, ben şu seviyedeyim hangi kitabı kullanayım şeklinde yorum da geliyor. Bana kendi öğrencilerim de soruyor. Hepsine birer cevap olması açısından bu şekilde kitap tanıtımları yapıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugünkü kitabımızın yayın evi Epesus. TYT Matematik Soru Bankası Epesus yayınları. Yazarına bir bakalım. Yazarı kimmiş? Gökhan Curka ve İsmail İşler. Gökhan Curka ve İsmail İşler adlı öğretmenlerimiz bu kitabı veya kitapları diyeyim daha mantıklı olacak. Şimdi neden olduğunu öğreneceksiniz. Yazmışlar. Öncelikle arkadaşlar kitabımız şöyle, çok güzel bir tasarımı var ve ben böyle geniş baskılı kitapları çok seviyorum ki artık hemen hemen hepsi böyle olmaya başladı. Ama güzel bir dizayn var. Bunun dışında şöyle insanın içini ferahlatan geniş geniş yerler var bakın. Bunlar güzel olaylar. Yani şimdi şuraya bir soru daha sığar esasında veya şuraya da bir soru daha sığar. Yani bu hem öğretmen açısından hem basım evi açısından maliyeti düşüren şeyler olur. Daha ucuza mal ederler ama bunu yapmamışlar. Bu gösterilen özeni gösteriyor. Yani size verilen değerdir arkadaşlar. Gayet güzel, ferah ferah altına boşluklarımız var. Çok güzel sorularımızı çözebiliyoruz ve ben bu tasarımların minimalist olmasını, böyle küçük küçük yazılmasını, insanı böyle ferahlatan bir tasarım olmasını seviyorum. Böyle iç içe geçmiş kalın yazılı tasarımlar benim çok hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum sizler için nasıl. Ve içinde bol bol da yeni nesil soru mevcut arkadaşlar. Onun dışında anlatmak esas istediğim şey nedir? Biz kitapları öğrencilerimize tavsiye ederken başlı başına bir eğitim seti olmasını istiyoruz. Dolayısıyla içinde kolay, orta ve zor şeklinde bütün soru tarzlarının olmasını istiyoruz. Şimdi bazı kitaplar siz de biliyorsunuz ki belli bir seviyenin üzerindeki öğrencilerimize hitap ediyor. Bazı kitaplar da daha böyle yeni başlayan öğrencilerimize hitap ediyor. Tabii ki onlar için de çok güzel kitaplar var. Ayrı ayrı kitaplar aldırıyoruz. Şimdi bu ikisini de bir arada toplamış. Neden? Şimdi şöyle gösterince anlayacaksınız. Arkadaşlar iki kitaplık bir set haline getirmişler. İki kitaplık bir set. Yani pek çok kitapta biliyorsunuz sorular düzeylerine göre ayrılıyor. Burada artık kitapları düzeylerine göre ayrılmışlar. Şimdi siz diyorsunuz ki, eğer diyorsanız ki pardon, ben matematikten çok çok iyi bir düzeyde değilim. Başlayacağım ama bunu da geliştirmem lazım tabii biliyorsunuz sorular da zor çıkıyor. Sadece alt düzey soruları çözdüğümüzde yeterli değil. Ama benim biraz alttan başlamam lazım yani alt seviyelerden başlamam lazım. O zaman şurada öğrenme ve bilgi temelli soru bankası yazıyor bakın. Bu ilk başlangıç. Öğrenme ve bilgi temelli soru bankası ile başlayın arkadaşlar. Ama bunu almanız yeterli değil. Bunun yanında şunu da alıyorsunuz. Analiz ve beceri temelli soru bankası. Bu bir tık üstü oluyor. Analiz ve beceri temelli soru bankası. Öğrenmeyle başladınız. Aynı konuya analizle devam ettiniz. Veya diyorsunuz ki ben matematikten zaten epey bir kitap çözdüm. Yani benim artık o başlangıç durumlarıyla çok alakam yok. O zaman da bakın sadece analiz temelli soru bankasını almanız yeterli oluyor. Bunun güzelliği nedir? Yani bir kitap aldınız ama içinde başlangıç soruları sizi çok tatmin etmiyor. Biraz size hafif kaçıyor. Ne oldu o zaman? 300-400 sayfalık bir kitabın yaklaşık 100 sayfası falan size hitap etmeyecek. Boş yere almış olacaksınız. Ama bakın bu kitap, şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. 496 sayfa, 500 sayfalık epey genişçe hazırlanmış bir TYT kitabı. Sırf 500 sayfa bu başlangıç bölümlerinin, matematikte temel soru modellerinin böyle herkesin basamak olarak geçmesi gereken soru modellerinin anlatılıp bittikten sonra kullanılacak olan kitap. Yani bir miktar artık ben geliştim, bunu bir tık üste taşımak istiyorum diyenler için o diğer bölümlerin arındırılmış olduğu bir kitap. O bağlamda güzel. Ama ben çok zor sorularla şu an uğraşamayacağım zaten. Çünkü
benim temelim o düzeyde değil diyorsanız da, bu da tam yine 500 civarında bir sayfası var arkadaşlar. Aynı kalınlıkta 500 sayfa boyunca da tamamen yeni başlayanlara temel soru modellerinin hemen hemen hepsini kavratacak şekilde güzelce özenle hazırlanmış bir kitap. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, ben bu kitapların hiçbiri için tanıtım ücreti falan almıyorum. Sadece beğendiğimiz, hoşumuza giden kitaplar için böyle ara ara tanıtımlar yapıyorum. Veya bazen istek geliyor, şu kitaba da bakar mısınız şeklinde öğrencilerimizden veya öğretmenlerimizden, kitabımı inceler misiniz şeklinde gelen istekler üzerine bakıyorum. Bu kitabı birkaç haftadır inceliyorum. Bana bu kitabı ileten öğretmenlerimize, Epesus yayınlarına çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu kitap dediğim gibi hem başlangıç düzeyine hem de ileri düzeye hitap ediyor. Alırsanız size TYT açısından epey katkısı olur. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu mutlu çalışın, istekle çalışın. Başaracağınıza da inanıyorum.